Evet, e, değerli dostlarım, bir Mesnevi Nuriye dersinde daha beraberiz. Biliyorsunuz biz e, Katre Risalesi'ndeyiz Mesnevi Nuriye'de. E, Katre Risalesi'nde 55 tevhid lisanını e, mütalaa etmeye çalışıyoruz. Mücmel bir hülasa bu, çok kesif bir metin, e, çok etkileyici bir metin. 18 tevhid lisanını beraber mütalaa ettik iki derste. Şimdi 19'dan itibaren devam edeceğiz. Biliyorsunuz hatırlatmakta fayda mülahaza ediyorum. Yine onu esas alacağız. Ceylan Çalışkan abi, üstadın orijinal metninde, el yazması metninde numaralandırıyor bu 55 tevhid lisanını. Biz de hani Mesnevi Nuriye özet bir metin olduğu için o geçişleri fark etmek bizim için biraz zorlayıcı olabilirdi. Ceylan Çalışkan abinin Allah ondan razı olsun numaralandırması üzerinden devam ediyoruz. Yani madde madde gidiyoruz hamdü senalar olsun. O noktada 19'a geldik yoksa Bediüzzaman Hazretleri herhangi bir numaralandırma yapmıyor. Ve 19. maddeyi Ceylan abi kainatın yaratılışındaki ittikan ve ihtimam gayri mütenahi bir kudreti istilzam eder şeklinde tanımlıyor. Buradan devam edeceğiz yolumuza. ve üstadın en geniş izah ettiği bahis bu bahis kudreti anlatacak bize. Ama bu kudreti kainatın yaratılışındaki ittikan, ittikan biliyorsunuz sağlamlık, tamlık, mükemmellik anlamına geliyor. İttikan ve ihtimam, gayri mütenahi bir kudreti iktiza ediyor, istilzam ediyor yani gerektiriyor. Bunu Bediüzzaman Hazretleri bu maddede şirkin muhaliyetini de anlatacak bize. Şirkin muhaliyetini anlatacağı için Biraz daha geniş ele alacak 19. maddeyi biz de tam orada kalmıştık, oradan devam edeceğiz. Ee, takip eden arkadaşlar için işte eşyayı esbaba istinad etmek, bu kadar istinad etmekte bu kadar muhaller var diye başlayan cümleden devam ediyoruz. Evet eşyayı e, esbaba istinad etmede yani sebeplere dayandırmada muhaller var değerli dostlarım. Ama diyor Bediüzzaman Hazretleri, sahibi hakiki olan vaci bir vücuda istinad ettirildiği vakit o zerreler şöyle bir vaziyete girerler ki şamsin cilvelerine, timsallerine, lemalarına masar olan su katreleri gibi kudreti ezeliyenin nurani tecellisine, cilvelerine, lemalarına o zerreler de masar olup sahibi kudretin izniyle gayri mütenahi olan ilim ve iradesiyle o zerrelerde teşekkülat ve terkibat yapılır. Binaenaleyh kudreti ezeliyenin bir leması kudretin hasiyetine malik olduğundan esbabın binler lemasından ve esbabın sultanından daha tesirlidir. Şimdi biliyorsunuz değerli dostlarım biz sizinle lemalar bölümünü okurken Mesnevi Nuriye'de aslında tevhid dersleri yaptık ve o tevhid dersleri içerisinde en fazla üzerinde durduğumuz mesele Cenab-ı Hakk'ın uluhiyetinde şeriki olmadığı gibi ruhubiyetinde de şeriki olmadığı meselesiydi. Yani bir yaratıcı olarak Allah'ı kabul etmek meselesi uluhiyet tevhidine bakıyor. Oysa biz Rabbimizin tevhidini idrak ederken kainatı sürekli yeniden yaratılan, iç içe kitaplar halinde sürekli yeniden yazılan ve dolayısıyla da şu kainattaki tasarrufatın da o, o yaratıcıyla, o kudretle izah edilmesi gereken bir kainat olarak okuyorduk. Biz bu kainatı okurken değerli dostlarım onu sebeplere verilmiş bir kainat olarak işleyişi, icraatı sebeplere verilmiş bir kainat olarak okumuyoruz. Üstad bunu çokça anlatır. Bilirsiniz mesela şöyle düşünebilirsiniz, bir sultan düşünün. Hakimiyetinde şeriki yok onun, hiç ortağı yok. Sadece onun hükümranlığı var o saltanat içerisinde. Fakat icraatinde şerikleri daima olur biliyorsunuz. Çünkü acizdir yani kudreti mutlak değil. İcraatinde şeriki olur demek, ortakları olur ne demek? E, veziri onun şerikidir, çalıştırdığı memurlar onun şerikidir, askerleri onun şerikidir. Yani bütün icraati aslında yapan o sultan değildir, şerikleri o icraati yaparlar. Oysa bir saltanat rububiyet diyoruz ya Cenab-ı Hakk'ın tasarruf saltanatına baktığımızda şunu mütalaa ediyoruz ki Cenab-ı Hakk'ın icraatinde de şerik yok. Yani ne sebepler Cenab-ı Hakk'ın icraatinde şeriklerdir ne vesileler Cenab-ı Hakk'ın icraatinde şeriklerdir. Dolayısıyla fail-i muhtardır Cenab-ı Hak. E bu icraatinde Cenab-ı Hakk'ın şeriki olmayışı meselesini yani bizim rububiyet tevhidi olarak tanımladığımız meseleyi Cenab-ı Hakk'ın kudretiyle izah ediyor bu bahsin içerisinde Cenab Üstad Bediüzzaman Hazretleri ve bize diyor ki sahip ve hakiki vacibül vücuda istinad ettirildi, ona dayandırıldığı zaman o zerreler şöyle bir pozisyona girmiş oluyorlar. Kainatın yapı taşı olan o zerreler, mevcudatın bu terkibatı teşekkül ettiren o zerreler, o küçücük varlık tuğlaları şemsin cilvelerine ve timsallerine lemalarına masar olan su katrelerine benzerler. Şimdi su katrelerini düşünün güneşin ışıklarına masarlar ya onlar. O su katreleri, küçücük su katreleri ki bu da bir katre risalesi hatırlayalım. Su katrelerinin içerisine adeta güneş giriyor ve yerleşiyor. Yani küçücük bir su katresinde Neyi görüyorsunuz siz? Güneşin yedi rengini görüyorsunuz. Efendim güneşe ait hususiyetleri onun üzerinden okuyabiliyorsunuz. Dolayısıyla o su katreleri gibi kudreti ezeliyenin nurani tecellisine, cilvelerine, lemalarına o zerreler masar olurlar. Yani sonsuz bir kudretten bahsediyoruz ya, o sonsuz kudretin cilvesine masar olur her bir zerre ve sahibi kudretin izniyle gayri mütenahi olan yani sonsuz olan ilim ve irade o zerrelerin teşekkülatında ve terkibatında kendini gösterir. Binaenaleyh kudreti ezeliyenin bir leması kudretin hasiyetine malik olduğu için sebeplerin binler lemasından esvabın sultanından daha tesirli olur. Bir laması neden? kudreti ezeliyenin hasiyetine malik olduğu için yani e, o kudreti ezeliyenin bir lemısı da e, sonsuz olduğu için. Bunu Bediüzzaman Hazretleri şöyle tanımlıyor bize. Tecezi ve inkısam vardır sebeplerin müdahalesinde. Oysa kudreti ezeliyeye verdiğimiz zaman tecezi ve inkısam yoktur diyor. Şimdi kavramlar size yabancı gelebilir ama e, aşinalığınız, kelimelere aşinalığınız var diye düşünüyorum. Tecezi ve inkısam. Tecezi cüzlere bölünmek demek. İnkısam da kısımlara ayrılmak demek. Biz hani bir iş yaparken öteki işi yapamıyoruz. Enerjimizi dağıtarak kullanıyoruz. Kudretimiz e, tebeyi kudretimiz zati değil biliyorsunuz bizim ya da e, sebeplerin Kudreti zatî değil tebeî yani onda akseden bir cilve ama ben o cilveyi kullanırken e, mahdut olduğu için, sınırlı olduğu için bendeki kudret e, onu dağıtarak kullanıyorum. Yani birinizi dinlerken ötün, ö, öbürünüzü dinleyemiyorum. Birinize yönelirken öbürüne yönelemiyorum. Ya da dağıtırken mesela 10 tane cevizim var benim onu dağıtırken herkese birer tane verebiliyorum. Beş kişi ise işte herkese ikişer tane dağıtabiliyorum. Herkese onlar tane ceviz veremiyorum. Ama nurdan örnek verdi Bediüzzaman Hazretleri anlayabilirim diye çoğu zaman yaptığı gibi. Nurun önemli özelliği nedir? Nurda tecez, ve inkısam yoktur. Yani 100 wattlık bir ampulün altında durduğumuzda hepimiz 100 wattından istifade ederiz. Onu cevizleri paylaştırdığımızda yaptığımız gibi hani 10 kişiye 10'ar watt, 5 kişi olursak 20'şer watt diye paylaştırmıyoruz. Hepimiz küllisinden istifade ediyoruz. Tecesi ve inkısam yani cüzlere bölünmek, kısımlara bölünmek yok. Cenab-ı Hakk'ın kudreti de nihayetsiz bir kudreti olduğu için Cenab-ı Hak kainatta e, tasarruf ederken, esma-i ilahiyesiyle değerli dostlarım tasav, tasarruf ederken her bir cüzde biz hani bir atomda, bir zerrede Cenab-ı Hakk'ın nihayetsiz kudretini görebiliyoruz. O sınırlı bir kudret olamaz. Sınırlı bir kudret görmüyoruz orada. Sonsuz bir kudret görüyoruz. Sonsuz bir ilim görüyoruz. Yani bir tek zerre, toprak zerresini düşünün. Mevcudatın terkibatı adedince ilim o zerrenin içerisine giriyor ve yerleşiyor. O zerrede mevcudatın terkibatı adedince ilim var, nebahtatın terkibatı adedince ilim var o toprak zerresinde. Girdiği e, bedende, girdiği bitkide, çalıştığı bitkide o bitkinin ilmini biliyor olarak çalışıyor. Ama bakın nihayetsiz bir kudreti düşünün ki o atom girdiği yerin sadece ilmini bilmiyor orada aynı zamanda işliyor. Yani ne yapacağını biliyor olarak o bedende, o nebatatın bedeninde, yaprağında, çiçeğinde, üsaresinde, kabuğunda işliyor. Dolayısıyla biz kainata baktığımızda, nebatata, hayvanata baktığımızda, bütün mevcudatın terkiplerine baktığımızda o atomlar bize adeta o hani güneş ışıklarındaki o lemaların o e, efendim ışıltıların, o parıltıların e, güneş ışığını yansıttıkları gibi, güneşin o lemhalarda girip yerleştiği gibi mevcudatın bize Cenab-ı Hakk'ın nihayetsiz kudretini tecelli ettirdiğini görüyoruz. Tecelli ve inkısam var. Bizim e, bizdeki cilvelerde oysa Cenab-ı Hakk'ın Esma İlahiyesi'nin tecellisinde tecessi ve inkısam yok. Bölünme, parçalanma, dağılma yok. Bunu hep hani doğada çokça hissediyoruz ya değerli dostlarım. Hani ben dua ederken, Rabbime el açarken, siz de öyle hissediyorsunuz zannediyorum. Rabbime el açarken şöyle hissetmiyorum. Yani Cenab-ı herkesi dinliyor, herkesin duasını işitiyor. E herkesle beraber benim de duamı işitiyor. Böyle değil yani ben dua ederken kainatta sadece ben varmış gibi dua ediyorum. Çünkü biliyorum Cenab-ı Hakk'ın e, Esma ilahyesinin tecellisinde, Cenab-ı Hakk'ın teveccühünde tecezi ve inkısam olmadığını biliyorum. Sadece ben varım. Hani üstad bize e, Yunus Aleyhisselam'ın kıssasını anlatırken diyordu ya, ona yardım edebilecek olan zatın hem balığa hem denize hem semaya hükmü geçiyor olması lazımdı diye. İşte Cenab-ı Hak benim dualarıma cevap verirken sınırlı bir kudretle benim duama cevap vermiyor. Benim duamı dinlerken tecezi ve inkısamla benim duamı dinlemiyor Cenab-ı Hak. Hani bazıları diyorlar ya özellikle de İslam kültürünün haricinde olanlar hani Allah yaratıcı herkesi herkesin çok önemli meseleleri var. Herkes dua ediyor. Çok da makbul kullar var. Benim duama sıra gelir mi diye düşünebilir insan. Oysa hakikat öyle değildir. Cenab-ı Hak'la kurduğumuz ilişkinin ki ehadiyet sırrı diyoruz buna, rahimiyet sırrı diyoruz biliyorsunuz. Biricik bir ilişki olması işte bu sırdan, bu nihayetsiz kudretten ileri geliyor. Ve keza diyor Bediüzzaman Hazretleri, külfetle uğraşmak da yoktur. Şimdi hem tecelsi ve inkısam yok ama külfet ve uğraşmak da yok. Hani ben bir işi yaparken yine sınırlı kudretimle bir işi yaparken benim için ne var? Kolay var, zor var, daha zor var. E çok beni zorlayan, çok uğraştıran işler var. Çünkü kudretim sınırlı ve o sınırlı kudretle yapabildiklerim ve yapamazlıklarım var. Oysa bu bakın sınırlı kudret oluşunun bir tezahürü. Yani bir şeye zıttı müdahale edince onun dereceleri ortaya çıkıyor. Bir şeye zıttının müdahalesi onun hani karanlığa aydınlığın müdahalesi, soğa sıcağın müdahalesi onun derecelerini ortaya çıkarıyor. Dolayısıyla kudrete de aczin müdahalesi kudretin derecelerini ortaya çıkarıyor. Ama Cenab-ı Hakk'ın kudretini aciz müdahale etmiyor. Dolayısıyla da aciz müdahale etmediği için Cenab-ı Hak için zor, daha zor, kolay, en kolay gibi derecelendirmeler söz konusu olamaz külfet ve uğraşmak yoktur diyor Bediüzzaman Hazretleri. Çünkü kudret salihin zatına zatidir, arazi değildir. Arazi oluşu biliyorsunuz sonradan veriliyor verilmiş oluşu bizde. Bizde zati olmayışı kudret bende zati değil arazi. Zati olmadığı için bende bendeki kudretin sınırı var. Sınırı olduğu için de dereceleri var. Aç kudretine tahallül edemez diyor üstadımız ona sızamaz ona nüfuz edemez aciz Cenab-ı Hakk'ın kudretine kudretin bir lemasına zerreler şemsler müsavidir Cenab-ı Hakk'ın kudretinin bir lemasına güneşler zerreler ve güneşler birbirine müsavidir yani şöyle değildir ben bunu Çocuklara sorardım eskiden sonra bunun ne kadar zor bir soru olduğunu düşünmeye başladım çocuklar için şöyle sorardım Cenab-ı Hak bir güneşi mi daha kolay yaratır bir atomu mu daha kolay yaratır ya da bir çiçeği mi daha kolay yaratır diye çocuklar işte ikisini de kolay yaratır derlerdi hoşuma giderdi benim de çocukların irfanı. Fakat oldukça zor bir soru çocuklar için. Hani mücerret düşünceye çok çocuklar çok açılamadıkları için belki fıtratı selimenin bir mahsulü onlarda bu. Külfet ve uğraşmak yok. Neden külfet ve uğraşmak yok? Çünkü saniyin zatına zatidir kudreti. Kudreti onun sıfatıdır Cenab-ı Hakk'ın. Onda zatî. bizde kudret tebeyi, bizde kudret zilli, bize kudret arizi, bizim değil çünkü. Ağız kudretine tahallül edemez, kudretin bir lemasına zerreler ve şamslar müsavidir. Büyük, küçükten ağır ve zahmetli değildir. Hani bizim çokça tekrar ettiğimiz bir cümlemiz var ya, çok güzel bir cümledir. Ne diyoruz Cenab-ı Hakk'a? Nispeten baharı yaratmak, bir çiçeği yaratmak kadar kolaydır cenneti yaratmak baharı yaratmak kadar kolaydır diyoruz. Yani Allah cenneti yaratabilir mi sorusunun cevabını neyle veriyoruz? Elimizdeki çiçekle veriyoruz. Elimize bir çiçek alıyoruz, onda nihayetsiz kudreti seyrediyoruz ve diyoruz ki bu çiçeği yaratmaya muktedir olan cenneti de yaratmaya kudret muktedirdir diyoruz. Bir çiçekle bunu söyleyebiliyoruz bakın. Ağır ve zahmetli değildir ve keza hayat, vücut, nur gibi şeylerin çok önemli bir e, hakikate değinecek üstad, hayat, vücut, nur gibi şeylerin zahir ve batınları şeffaf olduğundan, icatları zamanında vesait esbab altında kudretin tasarrufu görünür diyor. Şimdi bir de üstad bize bir şey daha gösterecek. Şimdi biz bir çiçekte cennetin e, cenneti seyrettik ya bir çiçeği yaratan kudretin cenneti yaratabileceğini o çiçekte gördük ve Allahu Ekber dedik ya. Üstad bize bir şey daha öğretiyor. Diyor ki hayat, vücut ve nur. Bu çok önemli kavramlar bunlar. Hayat, vücut ve nur. Bunların diyor Üstad zahirleri de batınları da şeffaftır. Normalde biliyorsunuz varlıkların Cenab-ı Hakk'ın yarattığı mahlukatın Üstad onları aynalara benzetiyor ya, Cenab-ı Hakk'ın esma ilahiyesini tecelli ettiren aynalar varlıklar. Fakat yeryüzünde hani bir çirkinlikler, güzellikler, iyilikler, kötülükler yani zıtlıklar var ya bu alemde. Zıtlıklar var ve bu zıtlıklar eşyanın, varlıkların mülk yüzünde biliyorsunuz. Melekut yüzünde zıtlıklar yok, eşyanın iki yüzü var. Ve bu iki yüzden Bediüzzaman Hazretleri bize diyor ki eşyanın e, mülk yüzü ve melekut yüzü, aynanın parlak yüzü ve o mat, sırlı diyoruz ona. O karanlık yüzü var ya aynanın ona benzerler yani eşyanın melekut yüzü parlak yüzüdür ama sırlı yüzü karanlık yüzüdür o arka taraftaki yüzüdür. E, o mülk yüzüdür. Çünkü mülk yüzünde çirkinlikler vardır, zıtlıklar vardır, kötülükler vardır. Bize öyle görünen şeyler vardır. Ama melekût yüzü pas parlaktır. Yani orada çirkinlik yoktur, orada kötülük yoktur. Eşyanın hakikatini düşünün. Hani bize bize çirkin görünen şeylerin melekutiyet cihetiyle güzelliği var. Bize kötü görünen şeylerin melekutiyet cihetiyle paklığı var. Üstad eşyanın melekutiyet ciheti temizdir, güzeldir, paktır diyor. Orada zıtlıklar olmadığı için. Fakat çok e, üstadın burada bir altını çizdiği çok önemli bir mesele var. Nur, hayat ve vücut. Bu Bunlar da dikkat edin bakın iki de parlak iki yüz de şeffaf. Yani bir yüzü mat, bir yüzü parlak değil hayatın. Mülk yüzü de parlak, melekut yüzü de parlak. Nur, o yüzden Risale-i Nur diyoruz Risale'ye. O yüzden hani Üstad Nur örnekleriyle anlatıyor bize Rabbimizi. O yüzden tecelsi ve inkısamın olmadığını Nur örneği üzerinden anlamaya çalıştık demin. Bakın e, Nur hayat ve vücut bunların mülk yüzü de parlak. İki yüzü de parlak. iki yüzü de parlak olan bir ayna düşünün. Öyle bir şeffaf ki içi de nur, dışı da nur hayat. O yüzden de normalde mülk neydi? Hatırlayın değerli dostlarım. Mülk melekutiyet yüzünün üzerine çekilmiş bir perdeydi. E, ve mülk yüzü esbab yüzüydü, sebepler yüzüydü. Ve ne yapıyordu? Melekutiyeti Tenteneli bir perde, şeffaf bir perde olarak örtüyordu. Örtüyordu, biz o esbab perdesini aralayarak melekutu görebiliyorduk. Öyle değil mi? Esbab perdesini aralayarak ancak melekutu görüyorduk. O yüzden de hani esbab bizim gözümüzün önünde bir gaflet perdesi olarak duruyordu. Ama Üstad bize bir şey söylüyor, çok önemli bir şey söylüyor ve diyor ki, hayat, nur ve vücut öyle öyledir ki, öyle muhteşemdir ki, Onların içi de şeffaftır, dışı da şeffaf, içi de parlak, dışı da parlak, içi de nur, dışı da nur. Dolayısıyla esbab onlara perde olamıyor diyor Bediüzzaman Hazretleri. Yani hayatın böyle çok e, adi sebepleri var, vücudun adi sebepleri var ama dikkat edin bakın perdeleyemiyor melekutiyet yüzünü. Hani öyle parlak bir ışık düşünün ki. Onun üzerine tül perde çekiyorsunuz ama o ışığı perdeliyemiyor. Öyle hayat, öyle nur, öyle vücut perdeliyemiyor ve e, zannediyorum bunu şöyle de anlayabiliriz. Hani hayat mucizesi diyor ya tabiat perestler, esbab perestler. Bakın onlar da hayatı bir mucize olarak görüyorlar. Esbaba verebilseler. Esbaba verecekler mucize demeyecekler ona. Ama mucize diyorlar. Çünkü esbabın onu izah etmeye yetmediğinin farkındalar. Bir çocuğun anne karnındaki teşekkül sürecine bakın, seyredin. Artık seyredilebiliyor bunlar biliyorsunuz. ya da bir hani insan çocuklarının değil, hayvanat taifilerinin çocuklarının, memeli canlılardaki çocukların anne rahmindeki Teşekkürlerine bakın o kadar olağanüstü o kadar muhteşem ki bir civcivin yumurtadaki teşekkürüne bakın öyle öyle bir mucize ki öyle bir mucize ki siz o mucizeyi o yumurtanın tabu, kabuğuyla izah edemezsiniz o yumurtanın ne sarısıyla ne beyazıyla civcivi izah edemezsiniz o civcivi tavukla da izah edemezsiniz. Dolayısıyla karşınızda ne var bir mucize var. Ne mucizesi bu? Evet bu bir hayat mucizesi ama o hayat mucizesinin bir faili var. O takıldıkları ve tıkandıkları nokta bu. Bunu meçhul bir tabiate havale edip tabiatperestlik yap yapıyorlar. Bakın e, üstad bize çok güzel bir şey söylüyor. Kudreti seyretme kudreti seyretmek için bir temaşa noktası gösteriyor bize ve diyor ki hayat vücut ve nur zahirleri de şeffaftır batınları da şeffaftır zahirleri de nurdur batınları da nurdur o yüzden bir sır daha vereyim size normalde biz hani eşyayı zıttıyla idrak ederiz ya değerli dostlar eşyayı zıttıyla tanımlarız zıttıyla anlarız fakat bu içi de nur olan, dışı da nur olan, içi de şeffaf, dışı da şeffaf olan hayat, nur ve vücut gibi şeyleri zıtları olmadan idrak edebiliriz. Yani hayatı idrak edebilmek için ölüme ihtiyaç yoktur, kendi mahiyetinde onu görüp idrak edebiliriz. Cennetin sonsuzluğuna ilişkin de kudretin sonsuzluğuna ilişkin de çok şey öğretiyor bize bu içi de şeffaf dışı da şeffaf olan mahiyetler. Evet büyük küçükten ağır ve zahmetli değildir ve herkese hayat vücut ve nur gibi şeylerin zahir ve batınları şeffaf olduğundan icatları zamanında vesaide esbab altında kudretin tasarrufu görünür. Ne güzel bakın onların icatlarında o esbabın yine sebepler var ama sebepler o kudrete perde olamayan sebepler. Dolayısıyla o zahiri sebeplerin arkasından siz kudreti bütün e, açıklığıyla ayan ve beyan ne güzel kelimeler değil mi? Ayan beyan. Ayan beyan seyredersiniz kudreti. Alvarimumu Lütfü Efendi'nin Şiiridir ya seyreyle güzel kudretin gör mevla neyler. Siz kudreti seyrederseniz, evet hayatın vaziyetlerine ve derecelerine dikkat edilirse kudretin tasarrufu görünür. Evet hayatın vaziyetlerine de dikkat etseniz, derecelerine de dikkat etseniz kudreti görürsünüz. Yani hayat bir tek mertebe değil, bir tek vaziyet olarak da karşınıza çıkmıyor tohumda tohum bakın tohumun içerisinde bir ukdeye hayatiye var ukde sonra onu biz filizlenmiş olarak görüyoruz ne kadar mucizevidir hani e, hızlandırılmış çekimlerle artık görebiliyoruz ya bir fasulyenin sümbüllenişini bir mısırın toprak altındaki sümbüllenişini sonra gökyüzüne doğru ser çekişini hızlandırılmış çekimlerle seyredebiliyoruz. Ve oradaki mucizeyi görmemek için zannediyorum kör olmak lazım. O vaziyetleri görebiliyoruz. Yani okde-i hayatiyenin ortaya çıkışını, o sümbüllenmeyi, sonra o dal budak savışı, o yapraklanmayı, o meyvelenmeyi seyredebiliyoruz. İnsan mahiyetinde de öyle. Hayatın bir tek formu yok. Anne karnında bir hayatımız var çocukluğumuz var, gençliğimiz var, yaşlılığımız var. Hayat sürekli biçim değiştiriyor, form değiştiriyor ve biz hayatın vaziyetlerine ve derecelerine dikkat ettiğimizde hep ne görüyoruz? Kudretin tasarrufatını görüyoruz. Bakın 19. madde hep ne maddesi? Kudret. Hep onu seyrediyoruz. Nerede onu seyrediyoruz? Bakın tecezzi ve inkısam olmayışta onu gördüğümüz gibi külfetsizlikte de onu görüyoruz. İçi ve dışıyla şeffaf olan şeylerde de onu seyrediyoruz. Mesela diyor üstad bir örnek verecek bize bir salkım üzümün yapılması in, yapılması için ince camit bir dal. Şimdi bu bir şey seyrettirmiyor mu size? Bir şey seyrettirmiyor mu? Kuru çubuğa takılmış olan bir salkım üzüm. Bakın üstad bunu kudretin bir temaşa fotoğrafı olarak nazarımıza vermiştir biliyorsunuz. Kuru üzüm çubuğuna takılmış olan bir salkım üzüm bir seyir mahallidir. Kudreti seyrettiğiniz bir mahaldir ya da bir cam parçasına şemsin timsalini tersim eden küçücük bir delikten ziyanın geçmesi. E, düşünsenize bir cam parçasının içerisinde, bir cam parçasının içerisinde güneşin timsalini seyredebiliyorsunuz. O cam parçasının içerisine girip de o güneşin bütün cilvelerinin yerleşmesi ya da bir eviten bir için bir kibrit tavassut ediyor. Burada da vesilelik, vasıtalık meselesi var. Bir kibriti yakıyorsunuz bir ateşi tutuşturuyorsunuz ve bir evi aydınlatıyorsunuz. Bakın o kadar basit bir sebep ki. O kadar basit bir sebep. Ve o sebepten ortaya çıkan netice aydınlanma neticesi, nur neticesi. Üstad hani vücut nur ve hayat dedi ya, nur. Şimdi o kibritten ortaya çıkan o nuru o kibrite verebilir misiniz? O güneşin yerleştiği, o cam parçasındaki o cilveyi o cilveyi o cam parçasına verebilir misiniz İşte üstadımız bize diyor ki bu gibi basit esbapta yapılan azim ve garip işlerde kudretin tasarrufu gündüz gibi görünmesi aşikardır Gündüz gibi kudretin tasarrufatı görünüyor nerede basit sebeplerde yapılan çok büyük tasarruflarda eğer insan bunları ülfet ve ünsiyet perdesiyle mucize olarak göremiyorsa değerli dostlarım mucize olarak göremiyorsa işte o zaman şirke düşmeye başlıyor, esbaba dağıtıyor, hayretini yitiriyor ve hayranlığını yitiriyor. Oysa hayretimiz ve hayranlığımızla kainatı tefekkür ediyoruz. Hayretimiz ve hayrandığımızla ubudiyetimizi, şükrümüzü Rabbimize takdim ediyoruz. O yüzden size bunlar hiç normal gelmesin, hep olağanüstü gelsin. Size hep adetten gelmesin fevkalade, har kulade olarak görünsün. Size bunlar hiç sıradan gelmesin. Hep sıra dışı olarak görünsün. Öyle nitekim bu, bu basit sebepler çok büyük icraatlerin e, sergilendiği basit sebepler. Çok çok basit sebepler, sebepler çok adi, çok basit olsa icraat çok büyük. Nur icraati çok büyük bir icraat. Hayat icraati çok büyük bir icraat. Düşünün pis bir suyun içerisinde bir sürü mikroorganizma olabiliyor. Pis bir suyun içerisinde. Öyle hayatlar yaratıyor Cenab-ı Hak o suyun içerisinde. Bu size sıradan gelmemeli. Eğer sıradan geliyorsa o zaman işte hayretimizi ve hayranlığımızı yitiriyoruz. Ve Üstad bize Değerli dostlarım bütün Risale-i Nur boyunca hep gözümüzden gaflet perdesini yırtıp kaldırmaya çalışıyor üstad. Ve gaflet perdesini kaldıramadığımız sürece, gaflet perdesini kaldıramadığımız sürece o taklidi imandan kurtulamıyoruz. Gaflet perdesini kaldıramadığımız sürece aşk makamına, hayret ve hayranlık makamına yükselemiyoruz ibadetlerimiz de kupkuru kalıyor o zaman. İbadetlerimiz de o gaflet perdesi arkasında burada zikrettiği gibi Üstadın külfete ve uğraşmaya dönüşüyor. Oysa ibadet bir külfet değil. Evet azim ve garip işler kudretin tasarrufu o garip azim ve garip işlerde kudretin tasarrufu gündüz gibi görünüyor. Hani bizim yaşadığımız zamanda geçmiş asırlardaki gibi mucizeler yok ya değerli dostlarım. Yani e, suyun üzerinde yürümek gibi, havada uçmak gibi mucizeler bizim zamanımızda yok biliyorsunuz. Hasan Basra Hazretleri de istikamet en büyük mucizedir derken hatırlayacaksınız. Diyor ki hani su, su suyun üzerinde yürümekse hani balıklar da yapıyor onu. Efendim havada uçmaksa kuşlar da yapıyor onu diyordu Hasan Basri Hazretleri. Biz de aslında değerli dostlarım hani o çeşit mucizelerin kapısının kapanmış olması aslında bu mucizeleri e, görmeye açılmakla e, mümkün. O tarz mucizelerin kapısı kapalıyor çünkü bu tarz mucizelerin kapısı açılıyor. Yani bilim inkişaf ediyor efendim bilimin inkişafıyla siz artık mucizeleri seyredebilir hale geliyorsunuz. Üstad bize birinci sözde e, mucizeleri yan yana koyuyor. Hazreti İbrahim'in mucizesini yani ateşte yanmama mucizesini bir tarafa koyuyor. Bir tarafa da bir takım bitkileri koyuyor. Yazın şiddetli hararetinde yanmayan bitkiler. Ya da Hazreti Musa'nın asasını taşa vurma ve taşın şak şak olması mucizesini bir kenara koyuyor, bir kenara da biliyorsunuz yumuşacık köklerin ipek gibi yumuşacık köklerin sert kaya ve taş parçalarını delip geçmesi mucizesini koyuyor. Bakın iki mucize yan yana iki mucize. Biz Hz. İbrahim gibi e, ateşin yakmadığını tecrübe edebileceğimizi ki edebilen kardeşlerimiz var biliyorsunuz o kadar acı ve musibetin içerisinde bunu birkaç farklı kardeşten arkadaştan duydum ateşin yakmadığını tecrübe ettik dediler. Bunun mümkün olduğunu biz nerede görüyoruz kendi yaşadığımız asırda? Nerede görüyoruz? Ateşte yanmayan bitkilerde ipek gibi yumuşak köklerin sert kaya ve taş parçalarını şak şak etmesinde görüyoruz. Görüyoruz ki şu kalpler taşlaşmış bile olsa mümkün yumuşacık şefkatle, ipek gibi bir şefkat ve sevgiyle o kalplerin yumuşaması ve parçalanmasının mümkün olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla üstad gözümüzdeki gaflet perdesini birinci sözden itibaren kaldırmaya çalışıyor ve bize adi sebeplerin üzerinde Azim ve garip işlerin yapıldığını gösteriyor. Kudretin tasarrufunu bize seyrettiriyor ve gündüz gibi aşikar. Yani uzaktan uzaktan baktırmıyor Bediüzzaman Hazretleri. Gece karanlığında bir ışık göstermiyor. Gündüz gibi aşikar olarak gösteriyor kudreti, kudret elini. Ve keza eşyanın esbaba istinadındaki İstinbattan ve istirab, istirabdan hasıl olan inkardan, neşet eden, dalaletlerden hasıl olan ızdırabat bütün akılları ve ruhları vacibil vücuda firar ve iltica etmeye mecbur eder. Ne tatlı bir bahis farkındasın zannediyorum. Çok çok güzel. Üstad diyor ki eşyanın şimdi e, hatırlayacaksınız geçen derste bunu konuşmuştuk. Neden ehli küfür istibad ediyor, istirab ediyor? Yani neden inanan insanların inanmalarını, iman etmiş olan insanların iman etmişliklerini uzak görüyor? Yani istibad etmek o inancı e, sebeplere değil de eşyayı kudret eline vermeyi, tevhidi. Bütün bunları istibad ediyor, istirab ediyor. Yani garipsiyor ve uzak görüyor esbaba çok takılmış ya, akıllar gözleri inmiş ya. Fakat diyor ki Bediüzzaman hasetleri bu dalaletler yani bu uzaklıklardan, uzak görmelerden hasıl olan dalaletler bütün akıllara ve ruhlara ne veriyor? ızdırap veriyor. Akıllara ve ruhlara. Bu bizim için de geçerli. Eğer hani esbaba tesir veriyorsak, Hangi esbaba olursa olsun eğer esbaba tesir veriyorsak akıllar ve ruhlar ondan ızdırap duymaya başlıyor. Cenab-ı Hakk'a vermek, meseleleri kudret eline istinad ettirmek bizim için bir istibatsa yani onu uzak görüyor da meseleleri sebeplere veriyorsak, sebeplere tesir veriyorsak daha doğrusu yani gizli bile olsa şirke düşüyorsak akıllar ve kalpler, ruhlar bundan ızdırap duyuyor. E, üstad bize bir delil sunuyor burada, bir kudret deliyle sunuyor. Ne oluyor? Akıl ve ruh ızdırap duyuyor ama o ızdıraptan da vacibeli vücuda firar ve iltica etmeye mecbur kalıyor. Firar, kaçmak anlamına gelen bir kelime biliyorsunuz. Tasavvufta bir Tasavvuf terminolojisi içerisinde çok önemli bir kavramdır. Firar ve İktisan makalesi var Hoca Efendi'nin hatırlayacaksınız Kalbin Zümrüt Tepelerinde. Firar Allah'a kaçmak demek. Ne yapıyorsunuz? Bela ve musibet size tosladığında, bela ve musibet size tosladığında ne yapıyorsunuz? Doğrudan doğruya Allah'a kaçmak zorunda kalıyorsunuz. Pek çok insan vardır biliyorsunuz bir deprem olur. O depremin korkusuyla o depremin etkisiyle e, iman eder. Pek çok insan vardır. Efendim büyük bir felaket yaşar. Diyelim ki e, evladı vefat eder. Evladı vefat ettikten sonra yüzünü Rabbine çevirir. Çok örnekleri vardır biliyorsunuz. Büyük belalar ve büyük musibetlerde insanların nasıl kaçıp Allah'a sığındıklarının, firar ettiklerinin örneği vardır bir söyleşisinde Cem Karaca şeyi anlatıyordu. Bir ölüm karşısında zannediyorum babasının ölümüydü. Marx Engels benim yanımda yoktu diye anlatıyordu ama Allah benim yanımdaydı diyordu. Nasıl nasıl iman ettiğini, nasıl inancı kalbinde köklü olarak duyduğunu anlatırken bunu zikrediyordu. Yani bir ölüm karşısında o zamana kadar ilahlaştırdıkları özneler. Efendim Lenin benim yanımda yoktu, Marx benim yanımda yoktu ama Allah benim yanımdaydı diyebiliyor. Dolayısıyla insanın neye ihtiyacı var? Firar etmeye ihtiyacı var. Aklın ve ruhun ızdıraplarından firar etmeye ihtiyacı var. Ne zaman Rabbimizden uzak düşsek akıl ve ruh ızdırap çekmeye başlıyor. Sonra o ızdırapla firar ve ilticaya mecbur kalıyor. Çünkü ancak onun kudretiyle iradesiyle her müşkil hallolunur. İşte müşkiller onun kudreti ve iradesiyle hallolunuyor. Kapalı kapılar onun kudretiyle ve iradesiyle açılıyor. Bunu çokça tecrübe eden kardeşlerimiz var yine. Mesela hani insana dehşet veriyor düşünsenize. Bir mahkemeye çıkıyorsunuz. Hakimin huzurundasınız. Bir şey anlatmaya çalışıyorsunuz ve sizi dinlemiyor bile. Öyle anlatıyor arkadaşlar. Yani o cep telefonuna bakıyor. Oysa siz oysa siz yaşadığınız bir gözaltı var. sevdiklerinizden koparılmışsınız. Çıplak aramaya maruz kalmışsınız. Efendim o göz altında işkence görmüşsünüz. Bir hakimin huzuruna çıkarılmışsınız ve o size bakmıyor bile. Cep telefonuna bakıyor. Sizi dinlemiyor bile. Ve sizi dinlemezken sizin hakkınızda bir hüküm veriyor. Ve sizin hakkınızda çok ağır bir hüküm veriyor. İşte altı yıl diyor mesela, 8 yıl diyor, müebbet diyor, ağırlaştırılmış müebbet diyor. Zannediyor ki insan onun iki dudağı arasında benim kaderim ve öyle olunca öyle böyle hissedince ne oluyor ruh ve akıl isyan ediyor ruh ve akıl ızdırap içerisinde kalıyor çok yaşayan kardeşimiz var bunu yani iki dudağından muhatabınızın nadan kör zalim muhatabınızın iki dudağı arasından çıkıyor sizin mahkumiyet kararınız düşünün ne oluyor Ruh elem içerisinde, ızdırap içerisinde kalıyor. Eğer sebebi o, o olarak görürseniz, eğer sebebi tesir verirseniz. Ruh ızdırap içerisinde akıl sığıştıramıyor bunu kendine. Ama ne diyor Bediüzzaman Hazretleri? İşte o kalbin ve aklın ızdırabı karşısında insan vacip bir vücuda iltica etmeye, firar etmeye mecbur kalıyor. İcbaren hani biz e, ne diyoruz? Biz kendi hicretimizi cebri hicretle izah ediyoruz. Bu firarlar, bu ilticalar da cebri ilticalar. Kur'an-ı Kerim'de çok geçer biliyorsunuz. Denizin ortasında kalmış olan birisi, normalde ibadet etmeyen, anallerine dikkat etmeyen birisi denizin ortasında batmış bir gemide ne yapıyor? Allah'a iltica ediyor beni kurtar diyor Rabbine bundan sonra sana iyi bir kul olacağım diyor. Ondan sonra kıyıya çıktığında yine Rabbini unutuyor. Kur'an-ı Kerim'de buna benzer örnekler vardır biliyorsunuz. Dolayısıyla Üstad bize o kudrete iltica vicdanında duyuyor bakın denizin ortasında o sesi çok ibadet etmeyen, iman etmeyen bir insan bile olsa ona yardım edebilecek olan şahsın ona yardım edebilecek olan zatın sadece sonsuz kudret olduğunu bildiği için orada Allah'a iltica ediyor. Hiç inanmamış bir insan orada Tanrım, Rabbim diyebiliyor. Çünkü ancak onun kudretiyle ve iradesiyle her müşkilin hallolduğunu, kapalı kapıların onunla açıldığını vicdanında duyabiliyor. O bela ve musibet anı içerisinde ve onun zikriyle kalpler mutmain olur. Firar kavramı burada çok önemli bir kavram olarak karşımıza çıktı. Binaenaleyh dedi Üstad, necat ve halas ancak Allah'a iltica ile olur. İnsan nasıl necat bulabilir Allah'a iltica ile? Yani o iki dudağı arasından sizin hakkınızda müebbet kararı veren o, o zalimler karşısında insan Allah'a iltica etmezse nasıl necat yani nasıl kurtuluş bulabilir? Nasıl halas bulabilir? Nasıl inşirah duyabilir kalbi? Nasıl üzerine sekinete inebilir? Allah'a iltica ile ancak mümkün. Fe firru Allah Üstad da getirdi. Bahsineye dayandırdı. Zariyat suresi 50. ayet. Fe firru Allah Allah'a kaçın. Firar edin Allah'a. Firar. Çok önemli bir kavram hepimiz için. Bu vesileyle ben Hoca Efendi'nin Firar makalesinden firarın ne olduğuna ilişkin bir küçük bir bölüm okuyup öyle yoluma devam etmek istiyorum dedim ya hani tasavvufi bir kavram firar diyor ki hoca efendi herhangi bir şeyden kaçmak uzaklaşmak manalarına gelen firar erbabınca halktan hakka seyran etmenin gölgeden asla iltica etmenin, damlayı bırakıp deryaya yönelmenin, zerreden geçip güneşe teveccüh etmenin benlikten sıyrılıp hu şu aları içerisinde o benliği eritmenin ünvanı olmuştur. Bakın gölgelerden sıyrılıp çıkmak, firar etmek. Zerreden kurtulmak firar etmek. Onlar hep işte o esbaptan sıyrılıp da kudrete yönelmek bizim okuduğumuz metinde. Halktan kendimizi kurtarıp Hakk'a seyran etmek. Gölgeden asla, damladan, deryaya, zerreden güneşe teveccüh etmek. Ve bütün bunlarla beraber benlikten sıyrılıp Hakk'ın şuaları içerisinde o benliği eritmek bunu insanın seyri kalbi, seyri ruhanisine işaret eden fefirru ilallah, yani Allah, yani Allah'a kaçıp sığınınız mealindeki ayetle irtibatlandırmak mümkündür diyor Hoca Efendi. İnsan imanı hesabına beden ve cismaniyetini öldürücü atmosferinden uzaklaştığı ölçüde Allah'a yaklaşmış. Kendine karşı da saygılı ve anlayışlı davranmış sayılır. Böyle bir firari Bizler kimleriz değerli dostlarım? Bizler firarileriz ama Allah'a kaçanlarız. Böyle bir firari ve hak mültecisinin kimiz biz? Hak mültecisiyiz. Gittiğimiz devletlerde, gittiğimiz ülkelerde o ülkeye iltica ediyoruz. Ama biz ülkelerin ilticalıcıları değiliz. Biz hak mültecileriyiz. Biz firarileriz ama hakkın firarileriyiz. İşte hak mültecilerinin nasıl payelendirildiğini o kapının sadık bendesi Hazreti Musa Aleyhisselam'da görüyoruz. Onunla devam ediyor. efendi makaleyi okumanızı öneririm. Çok güzel bir makaledir. Biz de sizinle Kalbin Zümrüt Tepeleri dersleri yapıyoruz ayda bir biliyorsunuz. E, orya bir atıf olsun bu derste inşallah firar makalesini de beraber okuruz değerli dostlarım. İşte fefiru ruh ilallah yani üst saat getirdiğin meseleyi nereye bağladı? Bir tasavvuf kavramına fefiru ruh ilallah'a firariliğe hak mülteciliğine bağladı Bediüzzaman Hazretleri. Belalar ve musibetler de bize neyi gösteriyorlar yine? kudreti ve kudretin sonsuzluğunu. Bunu siz de yaşamışsınızdır zannediyorum, tecrübe etmişsinizdir hayatımız, hayatınızda. Hani bir sevdiğiniz birisi işte çocuğunuzun nefesi tıkanıyor diyelim işte havale geçiriyor. E o çaresizlik var ya, çaresizlik. O çaresizlik karşısında hemen Rabbinize iltica ediyorsunuz ediyorsunuz diyorsunuz ki Allah'ım kurtar kurtar, nefes aldır, sana çok iyi bir kul olacağım diye söz veriyorsunuz. O Kur'an-ı Kerim'deki örneği yaşıyorsunuz aslında. Hayatımızın muhtelif zamanlarında yaşıyoruz. Öyle öyle sıkışıyoruz, öyle bunalıyoruz ya Allah'ım beni buradan çıkar, sana kul olacağım diyoruz. Sonra ama... E, gaflete dalabiliyor. İnsan Cenab-ı Hak bizi gafletten hala seylesin. Sonra ela bi zikrillahi tatma innul gulub ayeti kerimesini Bediüzzaman Hazretleri Rad Suresi 28. ayeti kerime zikrediyor. Yani kalpler ancak Allah'ı zikretmekle tatmin olur. İşte biz kudretle ilişkimizi böyle kuruyoruz. İşte diyor Bediüzzaman Hazretleri bu da tekrarı biliyorsunuz bu bahsin. Kainat şu hakikatin lisanıyla ne diyor? La ilahe illa hu diyor. Bakın la ilahi illallah değil la ilahi illahu kendinden başka ilah bulunmayan Allah'tır. O kendinden başka ilah bulunmayan Allah'tır diyor kainat bu lisanla. Ve keza devam ediyorum. Ve keza esbabı zahiriye pek basit, mahdut, fakir, camit, şuursuz, iradesiz kanunlar kısmı da itibari mevhum şeylerdir. Şimdi esbabı zahiriye üzerinde durduk ya, şimdi de kanunlar üzerinde duracak Bediüzzaman Hazretleri. Çünkü biliyorsunuz akıl hadiseleri varlıkları kanunlarla da izah etmeye çalışıyor. Yani düşünsenize mucizevi bir şey aslında geminin suyun üzerinde yüzüp gitmesi. Ama bunu suyun kaldırma kanununa veriyor ve suyun kaldırma kanununa verince ne oluyor? İşte suyun kaldırma kanununa verdiği için onunla izah ettiği için kendi aklında onunla izah ettiği için oradaki mucizeyi görmüyor, oradaki kudret elini görmüyor. Efendim yer çekimi kanununa veriyor. Düşünsenize hani bir dünya bizim için bir uzay gemisi hükmünde ve biz onun üzerinde düşünün dünyanın üzerinde duruyoruz ve dünya ne kadar büyük bir hızla Güneş'in etrafında dönüyor ve biz uzaya fırlamıyoruz. Yer çekimi diye bir kanuna veriyor akıl bunu. Ama yerçekimi kanununa verince bunu sıradanlaştırıyor, alaladeleştiriyor. Adetin altı biliyorsunuz alalade. Bunu basitleştiriyor, bunu normal hale getiriyor. Ve hayretini ve hayranlığını yitiriyor. O yüzden üstad bir de kudret meselesini, kanunlar üzerinden okuyacak. Bakın zihinde hiç boşluk bırakmıyor Bediüzzaman Hazretleri ve bize diyor ki e, kanun dediğiniz şeyler itibari mevhum şeylerdir diyor. İtibari ne demek? İtibari varsayım e, itibarilik. Yani harici vücudu yok kanunları. Harici vücudu yok kanunların itibari bakın. de öyledir ya. itibaridir irade. Harici vücudu yoktur. Cenab-ı Hak o kanunları yaratıyor, kanunu da Cenab-ı Hak yaratıyor, suyu da Cenab-ı Hak yaratıyor. O su olmadan o kanun da olmuyor biliyorsunuz. O yeryüzü olmadan o e, yerçekimi kanunu da olmuyor. Yer olmadan o kanun da olmuyor. Dolayısıyla o yeri de yaratan Allah, o kanunu da yaratan Allah. Ama insanoğlu bu mevhum bu itibari şeylere tesir verdiği için hayretini ve hayranlığını yitiriyor. Üstad diyor ki müsebbabatta bulunan harika nakışlar, zinetler, müsebbabatlar, neticeler, o sebeplerden ortaya çıkan hasıl olan semereler, mahsuller, işte onlardaki nakışlar, garip garip acip sanatlar, e bu kıymetsiz esbapla mı izah edilecek? Kıymetsiz esbabla mı izah edilecek soruyorum size. Bu kanunlarla mı izah edilecek ortaya çıkan harika nakışlar, zinetler. Hepsi nakışlı, hepsi zinetli bakın. Ortaya çıkan bütün semereler, o kanunlarla ortaya çıkan semereler. Buna imkan olabilir mi? Kıymetsiz esbabla katiyen münasebetleri yoktur diyor ortaya çıkan nakışların, zinetlerin, neticelerin. Binaenaleyh mesela bedenin rahatındaki nizamlı, intizamlı teşekkülat. Şimdi insan bedeninin hücrelerine bakın. Bir kanun var değil mi? İnsanın bedenindeki hücrelerin de bir kanunu var. O hücrenin bir zarı var, bir devlet gibi çalışıyor. İçeriye girenlere adres soruyor, pasaport soruyor, yiyeceklere, kendisinin ihtiyacı olanı alıyor efendim bir yönetim mekanizması var o hücrenin içerisinde nizamlı, intizamlı bir teşekkülat o ekmek bu insanın e, ekmek yemesiyle izah edilebilir mi o hücre yani o hücre insanın yediği yemekle izah edilebilir mi kuve-i hafızaya yazılan yazılar kuve-i hafızaya yazılan yazılar ne kadar muhteşem bir mucizedir Neyle izah edeceksiniz bunu? Gayrı mahdut muntazam nakışlar kulaktaki ve baştaki telatife ve konuşmakta tefekkürde harflerin teşekkülatı. Düşünsenize duyabilmek, sesleri işitebilmek. Vertigo hastaları var biliyorsunuz hani kulaktaki bir takım kristaller hareket ediyor sadece. Ne vaziyetlere giriyorlar? Ne vaziyetlere giriyorlar? duyabilmek, işitebilmek, şu, şu, kulağın yapısının o sesleri almaya elverişli oluşu. Sonra görebilmek, yani şu, şu gözle bakıp da eşyayı, ışığı görebilmek. Seslerin teşekkürü diyor Bediüzzaman Hazretleri. Düşünsenize yeni konuşmaya başlayan komşumuzun kızı var adı Munise. Ağzından her kelime çıktığında bana bir mucize işitmişim gibi geliyor. E kendi ağzımdan çıkan kelimeler de mucize. Konuşamayabilir, konuşamayan çocuklar var biliyorsunuz. Yani bunlar mutlak değil. Hani siz onları kanunlarla izah ediyorsunuz da e konuşamıyor çocuk, duyamıyor çocuk, duyamıyor, duyamayabiliyor insan, hafızasına da tutamayabiliyor insan hadiseleri biliyorsunuz. Unutmaya başlıyor, Alzheimer oluyor, hiçbir şeyi hatırlayamayabiliyor biliyor insan. Şimdi bunları kanunlarla izah edip de ...aleladeliğe veremezsiniz. Harflerin teşekkülü, suveri zihniyenin husulü, zihnimizde suretlerin oluşması, hayaller, hatırlamalar. Yani Gözümü kapattığımda ben suretleri, eşyanın, sizin simalarınızı gözümü kapattığımda kendi zihnimde suretlere dönüştürebiliyor oluşum. Efendim bunu çoğaltın siz. Lisan, zihnin hareketleri, bütün bunlar esbaba verilebilir mi? Düşünebilmek esbaba verilebilir mi? Sevebilmek esbaba verilebilir mi? aşk esbaba verebilir mi? Dostluk esbaba verilebilir mi? Üstad bunların esbaba verilmesinin ahmakça hükümler olduğunu söylüyor. Tam bir hamakat. Üstad çok haklı. Ahmakça, tam bir hamakat. Ancak o gibi müsebbat gayri mütenahi bir kudretle bir ilim ve iradeyi iktiza ediyorlar. Şimdi biz onu ne, neyle izah ediyoruz gayri mütenahi bir kudretle yani şu görme eylemi sınırlı bir kudretle izah edilemez sonsuz bir kudretle izah ediyoruz görmeyi sonsuz bir kudretle izah ediyoruz işitmeyi kelimelerin teşekkürünü, benim hayalimde suretlerin biçimlenmesini hepsini sonsuz kudrete veriyoruz düşünmeyi sevmeyi sonsuz kudrete veriyoruz ama sonsuz kudretle beraber ilim ve iradeyi de iktiza ediyor. Bu hakikate binaen sabittir ki kem ve vücutta müessiri hakiki ancak kudreti gayri mütenahi bir Halık Kadirdir. Biz şunu anlıyoruz. Kem ve vücutta yani oluşta, varlık sahasına çıkışta e, nedir? Gayri mütenahi bir halik Kadir'dir müessir olan. halik Kadir, halk eden ama kudretle halk eden, gözü yaratan ama görmeyi yaratan. Bakın görmeyi göz yaratmıyor, görme eylemini de Allah yaratıyor. İşitme eylemini de kulakla beraber Allah yaratıyor. halik Kadir'dir müessir hakiki. Hakiki tesir sebeplere ait değildir, Allah'a aittir. Esbab ise çok çok muhteşem bir cümle söyleyecek şimdi Bediüzzaman Hazretleri. Zihinlerimize kaydedelim bunu değerli dostlarım. Esbab bahanedir. Vesileler, vasıtalar perdelerdir diyor Bediüzzaman Hazretleri. Esbab bahanelerdir. Vesait perdelerdir diyor üstat. Esbab neymiş? Sebepler, bahaneler bahaneler. Bakın esbabı yani sebepleri bahaneler deyince şöyle zannetmeyin. Bu uyarıyı daha önce de yapmıştım. Önemsiz değil sebepler. Önemsiz değil onları da Allah yaratıyor çünkü sebepleri de ve bizi şartı adi planı diyor ya Hoca Efendi bu çok önemli bir kavramdır. Hoca Efendi'nin dilimize düşüncemize eklediği kavramlardan bir tanesi şartı adi planı sebepler. Yani Allah'ın neticeyi yaratması için bizim rahmet kapısını çalmamız diyor üstten sebeplere müracaatımıza. Ama neticeyi kim yaratıyor? Allah. Şimdi buradaki yanılgı biz sebebe müracaat ediyoruz. Allah neticeyi yaratıyor ya. Şuurlu da şuursuz da müracaat etsek sebeplere Cenab-ı Hak dilerse neticeyi yaratıyor biliyorsunuz. Dolayısıyla insan bir yanılgıya düşüyor, zannediyor ki o netice o sebepten hasıl oldu. Oysa öyle değil, biz bu ayrımı yapabilmek zorundayız mümin olarak. Biz sebebe riayet ediyoruz, önemsiyoruz sebebi çünkü o rahmet kapısını çalmak, o şartı adi planı. Ama sebepler önem, önemli demek tesirli anlamına gelmiyor. Sebep çok önemli ama tesirsiz. Tesir Allah'tan. Dolayısıyla tesiri hakikiyi biz kime veriyoruz? Halık-ı Kadir'e veriyoruz. Esbab bahanelerdir. Vesait perdelerdir. Bakın bahaneyle perdeyi birbirinden ayırdı Bediüzzaman Hazretleri. Vasıtalar yani o nimeti, Cenab-ı Hakk'ın nimetini size ulaştıran vasıtalar. Üstad birinci sözde bize ne anlatıyordu? Diyordu ki ee, o postacılardan bahsediyordu hatırlayacaksınız. Cenab-ı Hakk'ın nimetini bize ulaştıran postacılardan. Ee, siz postacıya diyordu Bediüzzaman Hazretleri bir sultanın hediyesini size ulaştıran o postacıya e, teşekkür edip de sultana teşekkür etmemezlik ederseniz nankörlüğe düşmüş olursunuz, şirke düşmüş olursunuz, cezayı hak etmiş olursunuz. Ee, o Cenab-ı Hakk'ın nimetlerini bize ulaştıran vasıtalar var. Esbab, sebepler, onlar bahaneler, bir de vasıtalar var, onlar da perdeler. Vasıtalar genellikle ne oluyor farkındasınız zannediyorum. Vasıtalar bizim e, kendi irademizi kullanıyoruz ya, etrafımızda da iradesi olan insanlar var. Hani demin İki dudağı arasında bizim hakkımızda hüküm veren insanlardan bahsettim ya, onun iradesi var ya, bizim de irademiz var, onun da iradesi var. Dolayısıyla hani bizi seven insanlar var, duygularını aktivize eden insanlar var bizim etrafımızda, sevmeyen insanlar var. Onların hepsi birer perde. İradeleri oldukları için biz onların iradesine veriyoruz meseleyi. Sui istimal ettikleri için iradelerine veriyoruz ama unutmayalım ki onların iradeleri de bir perde. Yani hüküm kime ait, tasarruf kime ait? Hz. Yusuf Aleyhisselam'ın zindanda oluşunu hakikat planında yani melekutiyet planında kime veriyoruz biz? Rabbimize veriyoruz. Rabbimizin tasarrufatına veriyoruz onun emrine onun tasarrufatına veriyoruz verdiğimizde karşımızdaki hakime verdiğimizde o hakim zulmüyle kudret eline bir perde çekiyor ya, iradesi var ya genellikle değerli dostlarım bunu siz de fark ediyorsunuzdur zannediyorum oldu. İrade işin içerisinde olmadığında yani çiçeklere bakarken, gökyüzüne bakarken onları kudrete vermekte zorluk çekmiyor. Ama işin içerisine insan iradesi girdiğinde onu kudrete vermekte çok zorluk çekiyor insan. İşin içerisine irade girince mesuliyet giriyor ya, karşısındakinin mesuliyetine takılıyor, mülk yüzüne takılıyor, melekutu görmemeye başlıyor insan iradesi devreye girdiğinde. Oysa bize düşen şey ne? Mülk yüzünde, mülk yüzünde o zulmü ortadan kaldırmakla mükellefiz. Biz de kendi irademizin hakkını vermekle mükellefiz. Ama bu melekut yüzünü görmemize mani olmamalı. Arkada işleyen kudret eline mani olmamalı. O zalim zulmüyle perde çekiyor bakın kudret eline. Eğer yaşadığımız bu bela ve musibetlerin arkasında işleyen kudret elini göremiyorsak nedendir bu? Zulüm o kadar şiddetli ki, o kadar kalın ki zulüm, zulmün perdesi. Arkadaki kudret elini görmeye o zulüm mani oluyor. Oysa zulüm ne kadar şiddetli olursa olsun bize düşen şey neydi? Bir önceki paragrafta fefirru ilallah'tı yani Allah'a kaçmaktı. Öyleyse zulmün kudret eline perde olmasına İzin vermememiz gerekiyor ya da rızkımızı birisi veriyor diyelim bize yardım ediyor bir insanoğlu e, mihnet etmeye başlıyor. Mihnet etmeye başlıyor yani rızkı muhatabından zannediyor. Birisi bize iyilik etti ya Allah bize rızkı onun vasıtasıyla gönderdi ya. Bu en yakınımız olabilir ya da hiç tanımadığımız bir insandan bize ulaşmış olan bir iyilik olabilir. Hemen bir perde çekiliyor, o perdede görüyorsunuz rızkı, ondan biliyorsunuz, ona mihnet ediyorsunuz, e, ona tasannu etmeye başlıyor. insan İnsanoğlu perde oluyor. Muhabbetler de perdedir biliyorsunuz. Birisini seviyorsunuz, eşinizi diyelim ki çok seviyorsunuz, e, bir süre sonra o perde olmaya başlıyor. Yani onu zatından ötürü sevmeye başlıyorsunuz. Ve bütün bunlar üstadın söylediği şekliyle kudretin, kudret elinin görünmesine mani teşkil ediyor. Üstadımız bize ne diyor? Esbab bahanelerdir. Esbab bahanelerdir. Vasıtalar, vesileler de vesait de perdelerdir. Havas ve Hasiyetler dahi kudretin tecelliyatına ve lemalarına isim ve ünvanlardır. Havas ve hasiyetler kudretin tecellilerine ve lemalarına ünvanlar. Mesela siz sert diyorsunuz, yumuşak diyorsunuz, sıcak diyorsunuz, soğuk diyorsunuz. Bütün bunların hepsi Cenab-ı Hakk'ın kudretinin tecellilerinin birer leması, birer ünvanı hükmünde. Hem kanunlar ve nevamis denilen şeyler ancak ilim ve irade ve emrin, enva'a olan tecellilerinin isimleridir. Çok önemli şeyler söylüyor. Üstad evet kanun emirdendir, namus iradedendir diyor Bediüzzaman Hazretleri. E, alemi emir diyoruz biliyorsunuz bütün kanunlar alemine. Kanunlar alemine alemi emir diyoruz. Yer çekimi kanununun, suyun kaldırma kanununun, nema kanununun, yeryüzündeki bütün kanunlar hani itibari emirler diyoruz ya kanunlara. Hepsi alemi emirden. Alemi emrin özelliği ne? Hani biz alemi halkta yaşıyoruz. Alemi halk, harici vücudu olan mahlukatın alemi, alemi halk. Yani şu bardağın, şu suyun harici bir vücudu var. Alemi emir dediğimiz kanunların olduğu alemin özelliği şu, yokluğuna hükmedemiyorsunuz, var biliyorsunuz ama harici vücudu yok suyun kaldırma kanununu düşünün. Harici vücudu yok. O yüzden itibari dedik ya ona. İşte harici vücudu olmayan o kanunların olduğu aleme, bütün o kanunların alemine ne diyoruz? Alemi emir diyoruz. Ve bütün o kanunlar, şu yeryüzündeki bütün kanunlar emir aleminden gelen kanunlar değerli dostlarım. Ama kanunların yanında bir de ne var diyor üstad? Nevamis var, namuslar var diyor. Namus da aslında kanunda eş anlamlı kullanılan bir kelimedir ama üstad dedi ki bize e, emirdendir kanunlar, namuslarsa dedi Bediüzzaman Hazretleri iradedendir. Namuslar dediğimiz şey değerli dostlarım bizim üzerimizde biliyorsunuz iki tane kanun, iki tane emir var. Bir şeriat-ı fıtriyenin kanunları var. Şeriat-ı fıtriyenin kanunları. Bir de şeriat-ı Kur'aniyenin kanunları var. Yani Allah'ın bizim üzerimizdeki emirleri, suyun kaldırma kanunu bir emir. Ona riayet etmek zorundasınız. Yer çekimi kanunu Allah'ın bize bir emri. Ona riayet etmek zorundasınız. Ama bir de neler var? Cenab-ı Hakk'ın bize namaz kılma emri var. Cenab-ı Hakk'ın bize zina etmeme emri var. Bütün bunlara da ne diyoruz? Nevamist diyoruz ve bu namuslar Cenab-ı Hakk'ın doğrudan doğruya... Bakın onlar alemi emirden değil doğrudan doğruya Cenab-ı Hakk'ın iradesinden geliyor şer'i kaideler. Ve işte üstadımız bize diyor ki... E, hem kanunlar ve nevam istenilen şeyler ancak ilimle irade ve emrin enva olan tecellilerinden tecellilerinin isimleridir. Kanun emir'dendir, namus iradedendir diyor üstadımız. Evet bakın hala neredeyiz? dayız. Hani böyle hızlı hızlı okuyup gidiyorduk ya Hala 19'dayız değerli dostlarım ve ders vaktini doldurduk. Şu 19'u bitirelim, öyle kapatalım, hitamı erdirelim dersi müsaade ederseniz. İşte kainat müsebebatın lisanıyla yani kainat bütün neticelerin e, lisanıyla Allahu la ilahi illahu diyor. Sebeplerle ortaya çıkan, bizim öyle gördüğümüz bütün neticelerin lisanıyla aslında kainat bu neticeler Allah'a aittir. Ondan başka ilah yoktur. Sebeplere tapmayın diyor bize. Allahu la ilahi illahu halika hakikiyi demek e, ilan ediyor Allahu la ilahi illah demek suretiyle. Ve keza kainat sayfesinde pek büyük bir itina ve ihtimamla harika bir tarzda yazılan nakışlar münferiden ve müçtemiyen gayri mütenahi bir kudreti iktiza ettiklerinden kainat da bir vacib bir vücut, bir halik-ı kadirin vücuduna bir zarure delalet eder ki halikin tesiri kudretine nihayet olmadığından şeriklerden bir bedahi müstahilidir, şerike ihtiyacı yoktur. Şerik ortak demek biliyorsunuz. Şirkin şirkle aynı kökten şerik kelimesi. Kenan sayfasında itina ve ihtimamla harika bir tarz, tarzda nakışlar yazılıyor. Bütün mahlukat öyle bahar mevsimi geliyor ve binlerce çeşit nakış görüyorsunuz o bahar mevsimi içerisinde. Ve o nakışlar münferiden yani tek tek de Allah'ın kudretini gösteriyorlar. Sonra bakıyorsunuz bir araya geldiklerinde de Allah'ın kudretini gösteriyorlar. O nakışlar. Bir Amerikalı ressam var. Edward Hopper. hiç tablolarında çiçek resmi yok. Sadece bir tane tablosunda çiçek resmi var. Neden çiçek resmi çizmediğini soruyorlar da ona. Diyor ki o kadar güzel ve tam olarak duruyorlar ki onlara bir şey katamıyorum diyor. Hopdur. Onlara bir şey katamıyorum diyor. İnsanı çizerken ona bir duygu katıyor. Onun yalnızlığını çiziyor çoğu zaman. Ama bir çiçeğe baktığında o kadar güzel, o kadar muhteşemler ki onlara hiçbir şey ekleyemiyorum diyor çizmemesinin gerekçesi olarak. Münferiden ve müctemiyen fert olarak da bir araya geldiklerinde de yani düşünsenize papatya mineyle yan yana geliyor. Efendim şebo ile yan yana geliyor papatya. Kasım patıya bakıyorsunuz o kasım patının yanına o kasım patıyla uyumlu e, sonbahar çiçeklerinden başka bir çiçek koyma ihtiyacı hissediyorsunuz. Getiriyorsunuz bu huru meryemi koyuyorsunuz onun yanına fert olarak da beraber de çiçek demeti yapıyorsunuz. Bir bahar demeti yapıyorsunuz. Hep neyi gösteriyorlar o nakışlar? Vacibül vücudun, Halika Kadir'in vücuduna bir zarure delalet ederler. E, tesiri kudretine nihayet olmadığına, kudretinin tesirine nihayet olmadığına sürekli yazılıyor çünkü. Yani Allah o yazıları siliyor, o nakışları siliyor, bir daha yazıyor, bir daha yazıyor. Şeriklerden müstanidir Cenab-ı Hak, şerike ihtiyacı yoktur. Mahaza şerik haddi zatında mümtenidir. Şerik haddi zatında imkansızdır, mümtenidir. Bir ferdin vücudu mümkün de, bir bir ferdinin vücudu mümkün değildir. Yani bir ortağın vücudu mümkün değildir. Çünkü kudreti kamilenin tesiri gayri mütenahidir. Şerik olduğu takdirde kudretin tesiri mahdud olur. Mütenahi olmadığı halde mütenahi olur, inkıtağa uğrar. Bu ise birkaç cihetten muhaldir. Öyleyse istiklal, intirat, uluhiyet için zati hastalardır. Şimdi Düşünsenize bir şerik olduğunu düşünün, farz muhal olarak düşünün, bir ortak düşünün. Ortak ne demek? Şimdi Cenab-ı Hakk'ın kudreti nihayetsiz diyoruz ya, nihayetsiz diyoruz. Ee, eğer bir şerik olsa haşa ve kella Cenab-ı Hakk'ın kudretinin sınırlı olması lazım ki bir miktarda öbür ilahın kudreti olacak düşünün. Yani kudret şöyle, hani sizin kudretiniz bitecek ki onunkisi başlasın. Bir tane daha ilah varsa artık kudretin sınırsızlığından bahsedilemez. Sizin kudretinizin sınırları bitecek ki onun kudretinin sınırları başlasın. Sizin tasarruf alanınız bitecek onun tasarrufu başlasın. Dolayısıyla üstad diyor ki hani şerik olursa başka bir şerikin muhaliyeti e, mümteni oluşu, imkansız oluşunu bir de buradan görün kudretin tesiri mahdud olur diyor üstad şerikler ol olursa şerikler olursa kudretin tesiri mahdud olur. Oysa biz na mütenahiden bahsediyoruz, mütenahiden bahsetmiyoruz. O zaman Cenab-ı Hak mütenahi olmadığı halde mütenahi hale gelir. Zihninizdeki e, Tanrı na mütenahi olmasına rağmen mütenahi hale gelir. Yani ona bir şerik tasavvur ettiğinizde onu sınırlandırmış olursunuz. Oysa biz sonsuz kudretten bahsediyoruz, sonsuz ilimden bahsediyoruz mahaza şerike bir mahal bir makam bir imkanı zati yoktur yani zatında böyle bir imkan yok. Hani düşünsenize e, diyelim ki e, Karadeniz'in batma örneğini veriyor Bediüzzaman Hazretleri Karadeniz'in batma ihtimali zati olarak mümkündür değil mi? Batmadığını biliyoruz ama hani batma ihtimali var. İşte kıyametin kopma ihtimali var, imkanı zati olarak var. Ama Cenab-ı Hakk'ın bir şeriki olma ihtimali imkanı zati olarak yoktur, bir ihtimal olarak da yoktur. Ve şerikin vücudu hakkında ne bir delil, ne bir delilden neşet eden bir ihtimal, ne de bir emare yoktur. Ne bir delil var şerikin vücuduna dair. O delilden ortaya çıkan bir emare, yani şu emare, şu işaret, şu belirti bir şerikin olduğuna işaret ediyor diyebileceğiniz bir emare yok kainatın hiçbir cihetinde şeriki mevzi, şerike mevzi yoktur. Bir boşluk yok ki oradan şerik nüfuz etsin. Birakis hangi şeye, hangi cihete bakılsa ne görünür? Hangi cihete baksanız ne görüyorsunuz? Tevhid sikkesi görüyorsunuz. Tevhid sikkesi görünür. Demek müessire hakiki ancak ve ancak Allah'tır. Tesir sadece Allah'a aittir. Evet insan Kainatın en şerefli ve esbab içinde ihtiyarı en geniş olduğu halde efali ihtiyarisi içerisinde yemek iç, içmek gibi adi bir fiilde yüz cüz'ünden ancak bir cüz'ü insana ait olabilir. Sebeplere bakın, sebeplerin içerisinde ihtiyarı en geniş olan insan öyle değil mi? Ona irade verildiği için. Tasarruf alanı insanın iradesiyle biçimlenmiş ve o tasarruf alanı içerisinde en fazla kendimize mal ettiğimiz fiiller yemek içmek gibi fiiller. Ama o yemek fiilinde bile ne kadar da ne kadar sizin? Ne kadar da ne kadar sizin? Enzimlerin salgılanması mı sizin? Efendim dişler mi sizin? E, yemek borusu mu sizin? Mide mi sizin? Midenin salgıladığı enzimler mi sizin? Hangisi sizin? İştaha mı sizin? O yemeği alıp ağzınıza götürürken şu parmak, şu kaslar, şu kemikler, şu hareket, beyinle gelen emir o mu sizin? Hangisi sizin olabilir? Esbabın sultanı olan insan, bu esbabın sultanı ifadesi bir kere daha geçmişti. Esbabın sultanı insan. Böyle eli bağlı, tesirsiz olursa öteki cahmit esbab, öteki cansız esbab, ne halt edebilir diye soruyor. Şimdi insan esbabın sultanı e bu kadar aciz bu kadar fakirse diğer sebepler eli bağlı sebepler ne yapabilirler diye soruyor. Ve final olarak üstadımız bize diyor ki işte kainat şu hakikatten tebarüz eden vücut ve vahdet lisanıyla la ilahi illa huyu eder. İşte kainat neyi tilavet ediyor? Sürekli neyi okuyor? Kainatın zikrine. ne? 55 Nisan'da la ilahi illa huyu okuyor. İşte kudret lisanları. Bakın bir tek madde gördük, 19. maddeyi gördük bugün. Fakat 19. madde bir kudret maddesiydi. Kendi içinde biz onu bir tek dil olarak gördük ama kendi içerisinde ne kadar çok dili var, ne kadar çok cilvesi var. La ilahi illa diyor hep o cilvelerde. Diyor ve bizim de dersimizi la ilahi illa diyerek hitama erdiriyoruz. Değerli dostlarım yine uzattım, hakkınızı helal edin. Bu da benim zafiyetim, kusurum. Allah beni affetsin, uzatıyorum, zamanınızı alıyorum. Böylece dersimizi hitama erdirdik. Hakkınızı helal edin benim değerli dostlarım. Ve Cenab-ı Hak duamız o olsun, bu dersin duası o olsun. Cenab-ı Hak bizi kudretini açsın. Cenab-ı Hak bize kudretini seyrettirsin değerli dostlarım. Cenab-ı Hak bize seyreyle güzel kudretin gör Mevla neyler dediği gibi Alvar İmam'ı Lütfü Efendi'nin kudreti seyrettirsin ve hayretle ve hayranlıkla kudreti seyrettirsin. O Kur'an-ı Kerim'de onlar Cenab-ı Hakk'ın e, sanatlarına bakarlar ve tefekkür ederler. Rabbimiz bunları boşuna yaratmadın derler diye ayeti kerimede anlatılıyor ya. İşte o göklerin ve yerin yaratılışına, işte o mevcudatın fert olarak da müctemien de bize okutturduğu şeylere işte o kainatta okuduğumuz, burada mütalaa ettiğimiz bu hakikatlere bakıp, o şuursuz, iradesiz kanunlarla Cenab-ı Hakk'ın yarattığı neticelere bakıp, o şuursuz, iradesiz atomlarla Cenab-ı Hakk'ın e, resmettiği nakışlara bakıp, hepsinde Cenab-ı Hak bize kudretini göstersin, görebilmeyi nasip etsin ve değerli dostlarım hepsini birer mucize olarak görebilmeyi nasip etsin. Hepsini birer mucize olarak adi sebebe verip de onla kışları soldurtmasın cana bak. Adi sebeplere tesir verip de Allah'a kaçamayanlardan etmesin bizi cana bak. Fefir ul ilallah sırrıyla bütün kalbimizin ruhumuzun aklımızın zorlandığı, yaralandığı her durumda Rabbimize kaçabilmeyi nasip etsin. Kalbimizi onu zikretmekle it itminana erdirsin Rabbimiz. Eşyayı, bütün varlıkları ona istinad edenlerden, tevhidi hakikiyeye erişenlerden, o tevhidi hakikiye erişip de baktığımız her şeyi, işittiğimiz her şeyi, idrak ettiğimiz her şeyi tefekküre, marifete, zikre dönüştürenlerden eylesin Cenab-ı Hak bize mazhariyet nasip etsin. Cenab-ı Hak değerli dostlarım nur, hayat ve şuur, nur, hayat ve vücut, nurani olan, dışı da nurani olan, içi de nurani olan, o e, içi de şeffaf, dışı da şeffaf, mahlukatta, zi hayatta, zi nur mevcudatta onun kudretini seyredebilmeyi, oradaki hayranlığı da tadabilmeyi bize nasip etsin ve bizi de öyle eylesin. Bizi hayatın mertebeleri içerisinde kemale erdirsin, bizi nurlandırsın Cenab-ı Hak cesedimizi bile, nurlandırsın da cesedi, cesedi necmi nurani haline getirsin. Nurlandırsın Rabbimiz bizi de içimizi de dışımızı da şeffaflaştırsın. İçimizi de dışımızı da insanların baktığında kudreti seyretme mahalli haline getirsin Rabbimiz. Evet değerli dostlarım vücudumuzu nur, hayatımızı nur, mahiyetimizi nur, bakışımızı nur, işitmemizi nur haline getirsin. Evet ben de sizin dualarınızı amin diyorum. Ben de sizin güzel dualarınıza amin diyorum. Çiçekleriniz, güzel çiçekleriniz için teşekkür ediyorum. Kalpler için de teşekkür ediyorum. Bil mukabele diyorum değerli dostlarım hakkınızı helal edin. Ben de çiçeklerin önünde kudreti seyredeseniz diye bugün dersi yapmak istedim. Işık problemi oluyor çiçeklerin önüne geçince ama Bugün biraz idare ettik galiba zaten bir sürü teknik aksaklık oluyor her seferinde. Ee, kıymet vermiyorum çünkü siz kıymet vermiyorsunuz Allah sizden razı olsun. Hakkınızı helal edin benim değerli dostlarım görüşmek üzere inşallah.